Yani iki tane buradaki funksiyalar y'den k'ları x koşu beraber y'den k x koşu ve 2 funksiyalar grafiklerini özara coğraşığını görüp çıkalımız. Burada çizimli funksiyalar ve grafikler doğru çizimler de ibaret. Kendi halları buluşu mümkün. Bunu birinci kaldı. Eğer k1, k2 getireyim olmasa yani burçak koeffisiyentleri teyip olmasa o halde doğru çizimler bitti noktada kesişerler. Burada noktada kesişerler. Bitti noktada. İkinci kaldı. Eğer k1, k2 getireyim olup b1, b2 getireyim olmasa o halde bu doğru çizimler, yani bu funksiyonların grafikleri paralel doğru çizimlerle ibaret bulanlar. Yani doğru çizimler paralel bulanlar. Ve nihayet üçüncü kol. K1, K2 getireyim. B1, B2 getireyim. Bunda iki tane funksiyon, bitti funksiyon gelene kolardı. Yani bunların grafiği bitti doğru çizimlerle ibaret bulanlar. Başka şakla etken de grafiklerin üstüne düşüşerler. Bitti doğru çizimlerle bulup bulanlar. Yani şu malumatlardan faydalanıp buradaki misallarını geçeriz. Bana bir misal da, kendi kandı kıymetleri de bana bir iki de doğru çizikler paralel buladı. İki de doğru çizikler paralel buladı. Yukarıda etip öttük, doğru çizikler paralel buluşu için onların burçak koeffisiyentleri teyin buluşu gerek. Yani x altıdaki sallar teyin buluş gerek. K minus 41 taksim 5'ke teyin buluş gerek. Şimdi yapalım cevap. K teyin minus 41 taksim 5'te bu iki de doğru çizik paralel buladı. Cevap minus 41 taksim 5. Okey, şimdi misal AB'ye paralel ve S noktadan ötüşü doğru çizik teyinlemesini tüzeyim. Bunda A, B, S noktalarının var koordinatları verilgen. Bak, kandı yakalı topuladı. Dastlap şurada doğrusu da muhafızayı ürtarımız. A ve B noktalarından ötücü doğru çizik A, X1, Y1 B, X2, Y2 noktalarından ötücü doğru çizik ne? Burçak koeffisiyenti kandı topuladı. Şunu görüp çıkalımız. Hemen abi x okulsun. Bana bu burçak, alfa burçak. Bizge malum burçak koeffisiyent. Yani eğer doğru çizimini denemezse y deyin. Kx plus b görünüşte bulsa. O halde k. Tangens alfa'ya deyin. Bana bunu topuladı. O tangens alfa'nı biz x1, y1, x2, y2, y2 okulu ifade edemiz. Bunun için A noktadan x okuya paralel doğru çizik yazalımız. B noktadan x okuya perpendiküler doğru çizik yazalımız. Bu halde mana bu noktadan ötkizelik. Bu halde mana bu nokta x1. Bu nokta x2 nokta buladı. Demek mana bu masafa x2 minus x1 geteyin. Yani mana bu masafa x2 minus x1 geteyin iken. Ve bana bir de doğru burçayla üç burçayı hasıl buladı. Onu biz bitti katetini taptık. x2 minus x1. Bu düşünün değil. Biz bana bir katetini tapışımız mümkün. Bu y2 minus y1. Yani bu y2 minus y1 geteyim olardı. Ve doğru burçayla üç burçayla iki de katetini bölgen halde bana bu burçayını yani alfa olsa bu ham alfa geteyim olardı. Bu burçayının tangensini tapışımız mümkün. Bu halde tangensi alfa teyim olardı. Burçak karşısındaki katetini yön katetine nisbatı. Yani y2 minus y1 taksım x2 minus x1. Bana bunu topladı. Bana bizde iki nokta verilgen. A ve B noktalar verilgen. A ve B'ye paralel. Demek A ve B doğru çizimini A ve B noktalardan ötüşü doğru çizimini burçak koeffisiyentine biz tapışımız mümkün. Bana bu yol bulan. A ve B noktalardan ötüşü. Bunun için biz bana bu minus 1'ni x1 7'ni y1 deb olamiz. 3 x2 3 y2. Mana shu koordinatalardan foydalanib mana k'ni topamiz. Teng y2 - y1 3 - 7
bölü x2 minus x1. 3 minus minus 1. Minus 4 taksım 4 denk minus 1. Demek doğru çizgının A ve B noktalardan ötüşü doğru çizgının bir çay koefisiyenti minus 1 getirin ekan. Demek bu doğru çizgının teğnemesi yani A ve B noktalardan ötüşü bana bu A ve B noktalardan ötüşü doğru çizgının teğnemesi kuyda iki oruçta Y denk minus 1 köpaytırır X bu koşu B körünüşte olarken. Şimdi başka bir doğru çizik. S noktadan öte yaptı ve bana bu doğru çizikle paralel. Bu doğru çizikle paralel bölgen doğru çizikle teğnemesi minus 1 köpaytırı x koşu S körünüşte olabilir. S bir de kandidat son. Çünkü x aldığı bölçek kefsiyatları teğin buluş gerek. Ulan paralel buluşu için. S'ını tapağımız. S'ını kandidat tapağımız. S'ını bu ikinci doğru çizim. Bana bu noktadan ötüş şartından tapalımız. X'nin oranı gibi 1, Y'nin oranı gibi 3 koyalımız. O halde 3 denk minus 1 köpaytırı 1 koşu S. Bana bu teneyle hasıl kılalımız. Bundan S'ını tapalımız. S denk 4 ekene gelip çıkardı. O halde bana bu doğru çizim ötenemesi Y denk minus X koşu 4 bulalım. Şunu da kılıp mana bu noktadan ötüşü ve AB doğru çizgiye paralel bölgen doğru çizgi teğnemesi mana bunday bo'larkan. Hop endi keyingi misolga o'tamiz. Bizga ikkita doğru çizgi berilgan. Bu doğru çizgiler kaysa çarayda kesişerdi. Bak mesela kesişerdi mi ya ki yok mu? Tekrar bakalım. Birinci doğru çizgiler burçak koefisiyenti K1 2 yeteyim. İkinci doğru çizgiler burçak koefisiyenti K2 X aldığı koefisiyenti minus 1 yeteyim. Ve K1 K2 yeteyim yemez. Demek bu doğru çizgiler kesişerdi. Bu kesişi bu muhtasını tapalımız. Bunun için biz kuyudaki teğnemeler sistemesini geçeceğimiz. Birinci doğru çizgi teğnemesi yazdık. İkinci doğru çizgi teğnemesini yazalımız. Y denk minus 2 minus x. Sistemini geçimine tapağımız. Bunun için birinci teğnemeden ikinci teğnemeni ayırırız. Bu halde y minus y 0 bulardı. Denk 2x minus minus x 3x bulardı. 1 minus minus 2 plus 3 bulardı. Bundan x denk minus 1 ekeni gelip çıkardı. Ve x'ini taptık. Yani y'ini tapalımız. Bunun için ihtiyarı bir de teğnemeden faydalanırız. Aslında birincisi de. Minus 1'ini birinci teğnemeye alarak koysak. Y denk 2 köpaytırı minus 1 koşu 1. Ama bu teğnemeden hasıl. İfadanı hasıl kullanırız. Bundan minus 2 koşu 1 minus 1 ekeni gelip çıkardı. Demek bunlar kesin hudasının kardiyatları kuyudaki çeken. X denk minus 1, Y denk minus 1. Kaç çarayda burada bu nokta? X'e minus 1 denk eken, Y'e ham minus 1 denk eken. Ve bana bu nokta eken. Bu üçüncü çarayda burada. Şimdi yakalım cevap. Doğru çizgilerin kesişim noktası üçüncü çarayda burada.